Herkese merhaba. Dota 2 tahta çıkma günü. Şimdi hikayeyi size özet olarak biraz anlatacağım. Ana kahramanımız Dota 2'deki Sky. Her yıl yapılan bir tahta çıkma töreni var. Bu törene katılmak için geri döndüğünde hainlikle suçlanıyor. Resimde gördüğümüz kişi İmperya, yeni kraliçe daha önceki kraliçeyi tahtından ihanetle deviriyor ve bu devirdiği kişi de Shen. Shen bizim Sky'ın sevgilisi. Burada aralarında geçen konuşma Sky diyor ki 10 e, yıldır kraliçe tahtında ve Shen 10 yıldır yok. E, Sky diyor ki ben diyor artık diyor, istifa etmek istiyorum diyor. Sizin diyor tahta çıkış kutlamanız diyor. Benim diyor sevdiğimi kaybetme yıldönümüm diyor. Artık diyor buna katlanamıyorum diyor. Etrafınızda zaten diyor yeterince muhafız var diyor. Benim sizi korumama ihtiyacınız yok diyor. İmperyada diyor ki gidebilirsin diyor ama diyor bana diyor sakın diyor ihanet etmeyi aklından bile geçirme diyor. Senin güçlerinin büyülerinin kaynağı benim diyor. Ve bu aynı büyülerle Sheni yani Sky'ın önceki kraliçeyi tahtından etme şeyi sebebi de bu bu büyülerle Şen'i ne ölü ne diri Araf'ta bir yere hapsediyor. Bizim Sky'da bu sözü aldıktan sonra artık istifası kabul olduktan sonra yasak mabet denen bir yere geliyor. Bu topraklarda iki tane ırk var. Bu ırkın biri uçabilen uçabilen kuşlar. Bu uçabilen kuşların ismi ırkı Sky diye geçiyor. Bizim Sky'da zaten İmperya'nın başkomutanı. Diğerleri ise yerde olanlar, uçamayanlar. Bunların ikisinin de ayrı dinleri var. İmperya beyaz büyü veya iyi büyü dediğimiz güçlere sahip, ona inanıyor. Bu uçamayanlar ise kara büyü tarzı şeylere daha yatkınlar. Ve Sky bu kara büyü yaptırmak için yani Shen'e kavuşmak için bu mabede geliyor. Bu mabette ise normalde her yıl bir sözleştiği arkadaşı var. Kara büyü ile Şen'i kendi alemine geçici süre getirebiliyor. Ve tekrar döndüğünde bu Korvus denen arkadaşın olmadığını görüyor. Onun yerine başka bir tane keşişle karşılaşıyor. O keşişe anlatıyor. Ben diyor işte her yıl buraya gelip diyor. Sevgilimi diyor o alemden diyor kendi alemime getiriyorum diyor. Sana diyor para versem diyor bunu yapar mısın diyor. Sen de biliyor musun bu büyüleri diyor. O da kabul ediyor. Ve birlikte büyü yapmaya başlıyorlar. Bu Shen dediğimiz karakter önceki kraliçenin kız kardeşi. Daha önce de söylemiştim. Ve Sky Burada mecburen Shen'e kavuşmak için bu kese işte tekrardan rüşvet veriyor ve şen adlı sevgilisini yani Sky başka bir ırk e, bu aleme geri getiriyor. Ve birlikte bu pencereden, balkondan Shen birlikte tahtı geri alma planları, hayalleri kuruyorlar. ve büyü işe yarıyor. Şeyi geri getirebiliyorlar geçici olarak ama şeyin bedeni vesaire bu dünyaya hala ait değil. Sadece büyüyle getirebiliyorlar. Ve bizim oyundaki 4 2 karakterimiz olan Venge'nin aslında nasıl var olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Hala ikisi de eee Imperia'nın büyüleri altında. Shen yani Vengeful bu aleme hapsolmuş şekilde. Sky ise İmperya'ya karşı koyacak şeyi yok. Çünkü bütün güçlerin kontrolü zaten İmperya'da. Ve burada şunla karşılaşıyoruz. Aslında bizim keşiş bu uçamayan kuşların taptığı tanrı özel güçleri olan. Burada işte Shen'in ihaneti orayı Venge olduğu anı görüyoruz. İmperya ona ihanet ederek kanatlarını kopartıp tahtından ediyor ve bizim bu e, işte yeraltının tanrısı olan intikam kuşu gelip onu kurtarıyor. Daha sonra tekrardan kanatsız bir şekilde bizim Shen dövüşe gidiyor ve dövüşü tekrardan kaybediyor. Ve o dediğimiz anlattığım az önceki ölüm ve yaşam arasındaki bilinmeyen bir alemi hapsoluyor. Bu yeraltı tanrısı da diyor ki şey tahta çıktığı zaman diyor imperya diyor bütün dinleri yasakladı diyor. Benim diyor heykellerimi yok etti diyor. İşte bana karşı baş kaldırdı diyor. Bir sürü insanı öldür benim ırkımdan bir sürü insanı öldürdü ve yasaklattı diyor. Ben tek kaldım diyor. Şu an diyor sizden başka kimsem yok diyor. Eğer diyor siz de diyor intikam almak istiyorsanız diyor ben zaten öleceğim diyor. Güçlerim diyor boşa gitmesin diyor. Güçlerimi sana vereceğim diyor. İntikam istiyor musun diyor. Ve Sky'a güçlerini kara büyü olarak veriyor. Sky, bu sayede İmperya onun güçlerini alsa bile sıradan insan olmayacak artık kara büyüyle İmperya'ya karşı savaşabilecek. ve burada Vengeful'a bir iyilik daha yapıyor. Artık kara sahip olduğu için bakın kendini rengi de değişti. Artık mavi oldu kendisi de. Kara büyücü oldu ve Vengeful'a kanatlarını geri veriyor. Artık Shen olarak dönüyor. Artık e, o da bu dünyaya ait. Yani getirebiliyor şeyi. Şeyini diğer alemden kara büyüyle. Bakın ikisinin de teli mesela kara büyücü olduğu için mora döndü. Tabi burada biraz sitem ediyor işte bizim yeraltı tanrısı. Benim diyor büyülerimi diyor boşa israf ediyorsun. Ona niye kanat verip bu aleme getirdin diyor. Şeyde diyor ki eğer diyor imperyal ile savaşacaksak diyor bundan çok daha fazla şeye ihtiyacım var diyor yardıma diyor. Ve hikayemiz devam edecek.